Assalomu alaykum, Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Yaxshimisizlar? Men Parat Yurunqash bo'laman. Oldi bilan hammangizdan yurakdan salomlayman. Shundoqli janob Allohdan sizlarga salomatlik, xotirjamlik, baxt-saodat tilayman. Bosh shtabi Germaniyaning Myunxen shahrida ta'sis qilingan Uyg'ur televiziyasining bugungi maxsus xabarlar programmasiga xush keldingizlar. Hurmatli televizor ko'rguchilar, yaqinda Germaniya parlamenti Xitoyning Laogai tuzumini, ya'ni emgek bilan o'zgarish tuzumini ayiblab maxsus qaror ma'qulladi. Qarorda Xitoy hukumatining emgek bilan o'zgarish tuzumining konkret ahvoli haqida Germaniyani ma'lumot bilan ta'minlashi talab qilindi. Bu yil 3-oyda Germaniyadagi asosli o'qitish partiyalarining Yevropa Demokrat partiyasi bilan Yashillar partiyasi birlikda Xitoyning turma va emgek bilan o'zgarish tuzumini ayiblab maxsus qaror chiqarish haqida Germaniya parlamentiga taklif loyihasi sunilgan. Taklif loyihasida emgek bilan o'zgarish tuzumining bo'lsa bosturish siyosatining bir vositasi ekanligi, o'xshamagan siyosiy fikrdagilar, osonlik millatlar va diniy zabtaning bu emgek bilan o'zgarish maydonlarida azob oqibat tortayotganligi. Gerçi Xitoy hukumatining sonliq ma'lumotlarida navbatda emgek bilan o'zgarish maydonlari qamalganlarning soni 200 ming deb ko'rsatilgan bo'lsa-mu, amaliyotda bu sonning 6 millionga yetadiganligi bayon qilingan. Undan boshqa Xitoyda sotlangan mahbuslarning 70%ining advokati yo'qligi ta'kidlangan edi. Bu taklif loyihasi yaqinda Germaniya parlamentida muzokaraga qo'yilganda, hokimiyat besh yil turayotgan Xristian Birlik partiyasi bilan Sosial Demokrat partiyasiga mansub parlament a'zolarini o'z ichiga olgan ko'p sondagi parlament a'zolarining qo'llashiga erishdi va ko'p sonliq ovoz bilan ma'qullandi. Germaniya bilan Xitoy o'rtasidagi savdo munosabatlari tarixda misli ko'rilmagan darajada kuchaygan bir paytda e'lon qilingan Xitoy hukumatining sapraini o'rlasa, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarini suyundirdi. Chunki yaqinki yillardan buyon xalqaro turli kishilik huquq tashkilotlari Germaniya hukumatini Xitoyning iqtisodiyotidan naflish maqsadida Xitoyning kishilik huquq dafsandachilik qilmishlariga bulupmi Uyg'ur, Tibet qatorliq millatlar qortib kelayotgan bostirish siyosatiga ko'z yumib kelganligini ayblab kelgaydi. Shunga kishilik huquq tashkilotlari Germaniya parlamentining bu qarorini ta'riflab, Germaniya Yevropa Birligi a'zo davlatlarga ulgu bo'lgandek bir qadam tashladi. Demokratiya va kishilik huquq Yevropa Birligining eng yuksak prinsipi va nizomidan iborat. Har qaysi elda Xitoy bilan aloqa qilganda bu prinsiplarni nazardan saqlab qilmaslik lozim deb ko'rsatishdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi 5-oyning 15-chi kuni Beijingda axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, Germaniya bizning ichki ishlarimizga qo'pollik bilan aralashib oldi. Biz Laogaida turibotgan jinoyatchilarning haq-huquqlarini qo'llayapmiz. Ularni kamsitmaymiz. Ular diniga e'tiqod qilish, saylovga qatnashish va xabarlash huquqiga ega deb bildirildi. Xitoy bayonotchisi qilchi nomus qilmay, biz BDTning kishilik huquq sohasidagi faoliyatlarga aktiv maslahatchimiz. BDT kishilik huquq oliy komissarligi bilan hamkorlik xotirasi imzoladik. Kishilik huquq jihatida ko'p ilgirilash hosil qilyapmiz deb ko'rsatdi. Amaliyotda bo'lsa Xitoy xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining nazarida dunyo bo'yicha kishilik huquqning dafsand qilinishi eng og'ir bo'lgan bir diktator davlatdan iborat. Bo'lib Xitoy hokimiyatining Uyg'ur siyosiy mahbuslarga turmalarda yurgizib kelayotgan inson qilibidan chiqqan vahshiylik, qiynash va xo'rlash qilmishlari dunyodagi ko'plagan kishilik huquq tashkilotlarining dokladlarida yorilib kelmoqda. Hurmatli televizor ko'rguchilar, navbatda Germaniya parlamentida 5 partiyaga mansub 614 nafar parlament a'zosi bor bo'lib, ularning har qaysi partiyalarga taqilishi mundaq. Xristian Birlik partiyalarining 226 nafar, Sosial Demokrat partiyasining 222 nafar, Yevropa Demokrat partiyasining, ya'ni Liberal partiyaning 61 nafar, Sol Ittifoqining 54 nafar va Yashillar partiyasining 51 nafar. Gerçi Germaniyadagi siyosiy partiyalarning hammasilar kishilik huquq masalasida intayin sezgir bo'lsa-mu, ammo bularning ichida Uyg'urlarga bevosita eslashlik qilib kelayotgani Yashillar partiyasidan iborat. Bu partiyaning quruvchisi va sobiq raisi, ya'ni shundaqli Germaniyaning sobiq tashqi ishlar ministri Yoshka Fisher efendi ilgari Janvada chaqirilgan BDT kishilik huquq komissiyasi yig'ini qilgan so'zlarda Xitoyning kishilik huquq vaziyatini qattiq tanqid qilgan va Xitoy hokimiyatining Tibet, Uyg'ur qatorliq millatlarning diniy e'tiqodi, madaniyati va erkinligini yo'qotishga urinayotganligini ochiqchalda ayblagan edi.
Şundan bu yanmı, Germaniyada faaliyetli pırvatkan Uyghur teşkilatları, Germaniya Yeşiller Partisi'yle yakın dostluk ve hemkarlık münasebet orantıp, ulavla izcil diyalog kurup gelmekte. Mesela, bu yıl 1. ayının 31. günü Yeşiller Partisi Bavariya ülkesinin mesulü ve parlament azası Margarita Hanım, Münih'in şehirdeki Dünya Uyghur Kurultayı işkanısını ziyaret edip, Dünya Uyghur Kurultayı, Şarkı Türkistan İnformasyon Merkezi ve Avrupa Şarkı Türkistan Birliği'nin mesulleri bilen görüşken. Körüş yarayandı özünün Uyghur halkı boğun hestaşlığını ve kollayışını bivas ızar kılgan. Germaniyada çakırılgan 2. növeltik Dünya Uyghur Kurultayı'nın yığını harıp sıdı mı? Yeşiller Partisi'nin bayan ülkesidik asaslık mesulleri, Xtay'nın diplomatiya cahitlik üçüncü katlık besimi ve hücumu kıpsat kınmay, menvi anımız Rabia Hanım'ni kobul kılıp görüşken idi. Yani ola, Münih'in şehirde ötküzülgen Golcu Kırgınçılığının 10. yıllık münasebetiyle ilip kırılgan kent kulemlik namayış katnaşıp, özünün Uyghur halkı boğan kollayışını işbarlığa kaydı. Germaniya bilen Xtay diplomatik münasebet ornatkan 1972 yıl 10. ayının 11. gününden buyan, Xtay bilen Germaniya oturusik iqtisadi münasebetle üzliksiz küçeymekte. Növette Germaniya Xtay'nın en zor soğudu şereklerinden biri olup, İki devlet 32 yıllık ticaret miktarı 20 milyar dolardan aşıdı. Bu, Xtay'nın Avrupa Birliği elleri bilen kılavatkan umum ticaret miktarının 3'ten 1 kısmını teşkil kıladı. Hazır kadar Germaniya hükümeti Xtay'da 3000 kılığı yakın türü meblağ sağan bulup, meblağ miktarı 13 milyar 100 milyon dolara yetken. Germaniya Dolkullu Radyosu'nun haber kılışçı Beijing daireleri Germaniya'nın Tümür ayal dep atalgan baş ministri Merkel hanımının Xtay'ı karatkan yeni siyasetine kandak takabül turuşunun çağrılırısı da başka turuşa başlayan. Mezkur haberde gösterilişçe nöbette Beijing dahilleri Merkel hanımının Germaniya'yı baş ministri buluşu bilen Berlin'in yeni bir Xtay siyasetine duş kegeliğini eskilişe başlayan. Germaniya'nın sabık baş ministri Schröder Efendi hareketim Xtay'ın ziyaret kılganda, pekatlı ıksadi tohtamladılı söz içip, mümkün ba, Xtay rehberlerinin könlünü rençişinin özünü kaçırıp kegen bosa, hazırkı ayal baş ministri Merkel Hanım, Xtay karta kılcı yüz kadır kınmaydıgan bir yolunu tutuşka başlagan. Meyli o ötken yılı 5. ayda Xtay'ın ziyaret kılganda bosun, ya ki 9. ayda Berlin'de Xtay'ın baş ministeri Vincabo ile görüşken de bosun, Xtay rehberlerine yüz duran halda ulanın kişilik hukuk tacavuzçılık kılmışlarını tenkik kılgan ve uladın 2008 yıldaki olimpik tenekket yığını mezgili de akbarat erkenliği kapada tıkılışını talep kılgan. Germaniya matbuatları yana ilgiri Germaniya Sosyal Demokrat Partiyasiga mensup sabık baş ministri Schröder bilen hazırkı Germaniya Hristiyan Demokrat Birlik Partiyalarga mensup baş ministri Merkel hanımning Xitoyga qaratgan siyosatining farqlari ustida to'xtalib, Schröder hukumatı Xitoyni Germaniyaning eng chong savdo bozori va savdo sherigi deb qaraydi. Merkel hanım bo'lsa, Xitoyni Germaniyaning kelgusi raqibi deb qarmoqda deb ko'rsatildi. Sabık baş minister Schröder bilen hazırkı baş minister Merkel Hanım'ın Avrupa Birliği tarafından Xtay'ı karatkan koral yarak embargo sakladık karıştırımı bir-birge zit bulup, Schröder bu kıl embargo'nı emelden kaldırış terkitinin başlamcısıydı. Ama Merkel Hanım bunu hat karşı gelmekte. Germaniya Xtay için intay mühim bir devlet. Çünkü Xtay'ın Avrupa'daki en çoğun soğudu şerige. Onun üstüne Germaniya, Avrupa Birliği'nin paravozu olup, Avrupa Birliği'nin arkanda kararların ilişkide Germaniya'nın təsiri ve nüfuzu intayın güçlük. Hürmetli zor köküşler, yukarıda Germaniya parlamentinin Xtay'ın logey tüzümünü, yani emgek bilen özgertiş tüzümünü eyipler karar makullığalığı hakkındaki məxsus haber programısını diktinizde sunduk. Kila xatımlık programımızı görüşeyle. Görüşçü aman bulun. Xeyir hoş.